Selam millet, bir pazar günü bir full line'le daha tekrardan beraberiz. Evet, 3 oldu bu. Bu ara iyice gaza geldim, devamını da getirmeyi planlıyorum şimdilik. VZ113 ile beraberiz. Bildiğiniz gibi YouTube'da bir anket yaptım. En çok 113 çıktı. Gerçi anketin de son durumuna bakmadım. Yani bayağı bir 113 öndeydi deyip bir daha kontrol etmedim. Muhtemelen 113'tür. Ben de hafta içi arada oynayarak daha sonra da maçlarını çıkardım. VZ113 full line ile beraberiz. Bayağı uzun bir video oldu. 36 dakikalık bir video oldu. Sebeplerinden bir tanesi. Seviye 10'da 3 maç aldım. Seviye 9'da 2 maç aldım bu sefer. Hatta seviye 5 de vardı da 40 dakikaya geçince seviye 5'i aradan çıkarayım dedim. Şimdi abicim başlayalım. Seviye 6'dan itibaren başlıyoruz. 5 ve 6'sı arkadaşlar medium tank. Ağır bir tankın full line'ın 5-6'sının medium olması benim için güzel bir olay. Ben medium'ları seviyorum bildiğiniz gibi. İlk tankımız Type 58. Bildiğiniz gibi bu tanklar Rusların kırması, Rus tanklarının çakması gibi. Yani bayağı bir çakması. Bakar mısın? Yani şu tank karşıma koy T-34-85 derim ben. Ama aslında bu tankın adı Type 58. Yani adamlar birebir kopyalamışlar. Güzel de kopyalamışlar. Özelliklerine baktığımız zaman yani neredeyse aynı. Birkaç küçük farklılık var. Bu tankın DPM'i T-85'ten daha iyi. İlginç bir şekilde daha düşük olması gerekirken biraz daha iyi yapmışlar. Delişi biraz daha düşük. 128 mm. Yani ben sıkıntı yaşamadım. Yaşayacağınızı da pek zannetmiyorum. Belki seviye 7'deki ağır tanklara falan yaşarsınız. Onda da gold çektiğiniz zaman da 172 mm yeterli olur diye düşünüyorum. 200'lük bir alfamız var. Alfası güzel. Bundan bir önceki seviyenin tankın alfası 90'dı arkadaşlar. Yani çok komik. Pıt 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 böyle de dalga geçer gibi atış yapıyorduk. Sen ne yapıyorsun Ahmet Yaşar 353? Kanki ne işin var orada tek başına ya? Benim de dengemi bozdun bak burada. Neyse şu AT-8'e doğru giderken ben tanktan biraz daha bahsetmeye devam edeyim. Bunun haricinde yani diğer özelliklerin neredeyse hepsi T-85 ile aynı. Nişan alması 2.08, top alç alması 7 derece, maksimumumuzda 55 km falan filan neredeyse T-85'in aynısı arkadaşlar. Sıkıntı yaşayacağınız bir tank kesinlikle değil. Bir önceki seviyesi benim hoşuma gitmedi. Hazır bahsetmişken ondan da söyleyeyim. Tamam videosunu koymadım ama bahsedebilirim biraz. 90-90 vuruyorsun yani çok da böyle ağırmışan bir DPM'i de yok. Tamam 3 saniyede mi dolduruyordu, 3.2 saniyede mi dolduruyordu ama 90 mm demişim. 90 alfa hasarı hiç adam akıllı hasar yapamadım gibi diyebilirim. Bu tankta onu değiştirmişler. 90'dan bir anda 200'e çıkarmışlar. DPM bakımından daha normal bir değer. Aslında seviye 6 için kötü bir değer değil kesinlikle. Ama T-34-85'de çıkartıyorum. Type 58 güzel abi. Ben hoşuma gittim, keyif aldım. Yani oynarken sıkıntıya uğratmayacak. Zaten video izleyenlerin %80'i bu tankın muhtemelen oynamışlardır. Yani Rus versiyonunu oynamışlardır diyorum. T-62A'ya giden bir seri ki neredeyse herkese artık T-62A veya 140'tan bir tanesi var. Çok eski tanklar. Bu yüzden çok da farklı karşılamayacağınız, aşina olacağınız bir tank. Bir sıkıntı uğratmayacak. Bahsetmişken unutmayayım, puanını vereyim. Puanım 10 üzerinden 7. Normal bir tank. Almışan bir özelliği yok. Sıkıntı uğratacak bir özelliği yok. Zaten T-85'i de ben bayağı bir oynamıştım zamanında. Bu yüzden sıkıntı uğratmadı bizi. Maçlar şey abi. Yani seviye 5'teki 6'daki maçlar Allah'a emanet gidiyorsunuz. Öyle söyleyeyim sizlere. Hiç kimse ne yaptığını bilmiyor. Böyle mesela karşıda bir tane iyi oyuncu çıkınca özellikle Cromwell B gibi bir tankla kaç derece eğiliyordu? 12 derece mi eğiliyordu? Böyle size sıkıntıya uğratabilir, takım arkadaşlarınızı öldürebilir. Gerçi ben yapmam gereken hasarın bayağı fazlasını yaptım ama seviye altlar böyle değişik geçiyor. Bir anda bitiyor, bir anda herkes bir yere gidiyor, sonra bir anda hepsi dönüyor falan filan böyle saçma sapan hareketler oluyor. Bayağı da düşük seviye oynamıyordum. Tek avantajı farklı haritalar, yani seviye 10'da göremediğim haritaları oynamak benim için bir avantaj oldu. Artık ölmek üzereyiz. Şu kahve bir de alayım dedim bari. Son olarak şimdi maç bitti. Güle güle. 2449 vurdum. Seviye 6 için gayet yüksek bir hasar. Puanını zaten verdik. Fazla oyalanmayalım. Seviye 6'larda, seviye 7'lerde. Geçelim. 2449 hasara 3 vermiş. İlginç. Kim oynuyor lan bu tankla bu kadar da 2.5 hasar 3 alabiliyorum ben. Neyse. Seviye 7'ye geçiyoruz abi. IS-2 tankımız var. Rus kankisinin IS'in birebir kopyası. Zaten IS'ten ben illallah ediyordum. Leş bir tank. Bir de geldik IS-2 ile uğraşıyoruz burada. Yani benim yorumum biraz öznel olur mu, subjektif olur mu bilmiyorum ama tank leş abi. Yani tank çok kötü. Gerçekten çok kötü. Yani 4 maç yaptım. Adam akıllı bir tane bu maç çıktı. Öyle söyleyeyim ben size. Ki ben seviye 6'larda, seviye 7'lerde bir maçta geçerdim. Full line videolarında hiç uğraşmazdım. Özellikle medium serilerinde öyle söyleyeyim.
Leş abi yani. Tamam yüksek bir alfası var eyvallah. Diğer IST olduğu gibi yani seviye 7 400 hasar güzel bir hasar. Hoşunuza gidiyor bu hasar ama yani 3.08'lik bir nişan alman var. Nişan alıyorsun, bekliyorsun, attığın yere gitmiyor. Hiç keyif almadım abi. Yani gerçekten söyleyeyim hiç keyif almadım. Bak bir saat bekleyeceksin şimdi. Allah'tan delemedi de. Vurdum yani vurdum. Burada bayağı bekledim ve vuramayabilirdim. Birçok pozisyonda vuramadım öyle. Bir saat bekliyorsun, nişan alıyorsun. O ara atış da yiyorsun. Sonra atıyorsun boşa gidiyor. Senin gibi ben tankım diyorsun. Böyle bir cümleye başlıyorsun. Ondan sonra bir kısmı Free XP'ye abanıyor. Bir kısmı seriden vazgeçiyor. XP'niz varsa kullanabilirsiniz. IS-2'de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim görüşüm serinin en zayıf halkası IS-2. Zaten IS de iyi bir tank değil. Bu tankta kötü özelliği var mı IS'ten? Yani baktığım zaman top alçalması biraz kötü ama diğer özellikler neredeyse tamamı aynı. Farklı özelliği yok diyebilirim. 175 mm delişimiz var. 400'lük alfa hasarımız var. Bravo Teosur 85. Orada KV2 dururken yanını verdin orada böyle. Gel bana tek at dedin resmen. Şu KV2 doldururken dedim bir önce çekeyim şu adamı. Yoksa uğraştıracak bizi. Beni değil de takım arkadaşlarımı uğraştıracak. Beni delemez KV2. Hızımız aynı. Motor gücü birazcık daha düşük normal IS'e göre. Dediğim gibi topal çalması bir derece daha az. Tara zırhları aynı ama gövde zırhı IS'ten daha düşük. Tamam kanka bak nişan alacak abi. Ben nişan alacağım da o yaptantıları vuracağım da. Genel özellikleri bu. IS'e de aşinasınız. Zaten genellikle birçok kişi direkt IS'e gittiği için o önerildiği için ben de zamanında ilk IS'e gitmiştim. Herkes gibi arkadaşlar o kadarı ben de yaşadım. Şurada dedim bari bir sidescape'e geçeyim. Bir boka yarasın tankın zırhı. Ha, sektirebildik neyse ki. Gerçi bu açıdan gerçekten çok zor bir denmesi. KV1 sen nereye gidiyorsun? Valla baba koşa koşa gidiyor. IS-2 arkadaşlar zor bir tank. sabır gerektiren bir tank. Keyif aldırmayacak bir tank. Sıkıntı yaratacak bir tank. Adam onu dövmüş lan. Ben bu adam var başkasına gidiyor zannediyordum ya. Adam oradan dönmüş pozisyon almış bile 400'ü vurdu bana namussuz. Helal olsun lan sana KV1'es. Niye buraya geldin madem? Yani madem bana vuracaktın orada vursaydın. Ben dedim birini kovalıyor herhalde. Bakmadım da bizim takımdan kim var kim yok diye orada. IS-2'ye puanım kaç arkadaşlar? 10 üzerinden 5 puan veriyorum. O da gönlüm bol diye veriyorum yani. 5 puan fazla bile sana senin gibi bir tanka. Başka da bahsedeceğim bir şey yok abi. Ne bileyim deneyimlerinizi kullanın. Sertifikalarınızı kullanın. Varsa serbest deneyimi harcamak istiyorsanız harcayın. Ben olsam harcardım. Benim serbest deneyim bastığım böyle zamanında bastığım. Yani son zamanlarda zaten direkt serbest deneyim biriktirip yüksek seviyede oynuyorum. Ama eski hesaptan bahsediyorum böyle. Oyunu ilk oynadığım zamanlardan bahsediyorum. Yani 183 serisine komple basmıştım. Yani şey oynamadım. Zaten 5, 6, 7, 8'ine falan komple bastım. Hiç oynamadım. O AT-15 güzel aslında. Fena değil. Yani diğer serideki diğer tanklara göre AT-15 seviye 8'e fena değil. Dedim Tortoise'u oynayayım. Yüksek bir DPM var. Yani DPM bakımından iş yaparım. 3 maç yaptım galiba. Dayanamadım abi. Direkt bütün Free XP'yi falan basmıştım. Bütün goldlarımı ben 183 serisinde harcamıştım. Yani gerçekten çok kötü bir serisi var. 50 tutulur neredeyse hiçbir tank yok. Bak bak mesela. Bekliyorum. Bir saat bekledim. H'ye atacağım diye şurada. Yani gördüğünüz beklediğim zamanı gitti yine saçma sapan bir yerine gitti. Adam da buradan üstünlükten maçı alacak. Yapacak bir şey yok. 183'ten bahsetmeyelim şimdi. Devam edelim. Çok kötü bir tank. IS. Bilmiyorum aranızda beğeni var mı? Belki yüksek alfa hasar sebebiyle beğenin olabilir ama ben kesinlikle keyif almadım. Leş bir tank benim görüşümde. Burada uğraşacaksınız abi öyle söyleyeyim. IS-2'yi noktaladıktan sonra seviye 8 VZ-110'a geçiyoruz. İlginç bir tank VZ-110. Niye ilginç bir tank? Geldiği zaman OP'ydi. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum ama bu 113 serisi ilk geldiği zaman bu tankın yanlış hatırlamıyorsam DPM bakımından OP'ydi. Yani ciddi bir DPM vardı. Seviye 8'in anasını ağlatıyordu öyle söyleyeyim ben size. Daha sonradan kırpa kırpa bu hale geldi. Bu hali kötü mü? Değil. İyi mi? O da değil. Sıradan bir tank benim görüşüm. Pek bir artı bir özelliği olmayan bir tank. Burada IS-3'le karşılaştırmayacağım. Niye? Birazcık alfa hasarı olarak Tiger 2'ye kayıyor abi.
310'luk bir Alfa Asarı var. Tiger 2'nin de bildiğiniz gibi 310'luk bir Alfa Asarı var. 215 mm'lik delişi biraz daha düşük Tiger 2'ye göre, IS-3'e göre. Onlar 225 delişi sahipken bu tankın 215 delişi var. Yani kötü bir değer değil 215. Ben sıkıntı yaşamadım. Bunun haricinde nişan almamız 208. Burada ayrılıyor IS-2'den, öyle söyleyeyim ben size nişan alması bakımından. O iğrenç Rus özelliğinden, Rus kopyalığından şey yapıyor. Biraz daha farklı bir seviyeye geçiyor diyeyim. Tam olarak cümleyi kuramadım. Ama 2.08 kötü bir değer değil. Özellikle IS-2'den sonra size böyle altın gibi geliyor. Böyle nimet gibi geliyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Bunun haricinde top alçalmamız 6 derece. İşte. Tiger 2'de mesela 7. Gerçi IS-3'de de 5 derece. O yüzden ikisinin arasında kaldığı için işte dedim. 310'luk bir Alfa Asarımız var. 2208'lik bir DPM var. Aslında DPM kağıt üzerinde size iyi gelmeyebilir ama seviye 8'deki ağır tankları düşündüğümüz zaman 2208 güzel bir DPM. Şöyle söyleyeyim. Tiger 2'nin mesela 2103. IS-3'ün 1965. IS-3 tam şey fail zaten bu bakımdan. Yani DPM bakımından kötü bir tank değil. Nişan alma bakımından kötü bir tank değil. Zırh bakımından da iyi şahsen. Taret zırhı gayet güzel. 201 mm'lik bir taret zırhı var. IS-3'den bir tık kötü ama sektirirsiniz, öyle söyleyeyim. Taret gösterdiğiniz zaman da güzel sektiriyor. Bu tank IS-2'den sonra size güzel gelecek. Free XP harcamaya kesinlikle gerektirmeyen bir tank. Rahatça kasıp oynayabilirsiniz. Benim gibi daha çok ağır tanklarla bile, hareketli ağır tank veya genel olarak mini boyuncuysanız yine bir nevi sıkabilir size ama onun haricinde zaten bu oyunda çoğu kişi ağır tankları seviyor. Ağır tank oynamayı seviyor. Ağır tank serilerini kasıyor zaten. Bu bakımdan BZ-110 sizi baymayacak bir tank. Normal bir şekilde, stabil bir şekilde geçip seviye 9'unu aşabileceğiniz bir tank açıkçası. Kötü bir tank değil. Puanım kaç? 10 üzerinden 7 veriyorum BZ-110'a. İlk geldiği zaman olsa var ya, direkt 10 puanı yapıştırdım. Öyle OP'ydi yani. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Videomda var mıydı? Vardı galiba ya. Bir kanala bakın abi, ilk geldiği zamanlarda çekmişimdir illa. Çünkü çok OP'ydi. Gerçekten OP'ydi. Almıştım yani, nerf yiyene kadar oynamıştım. Düşün, seviye 9'unu açtım. Bitirdim seviye 9'unu, ben hala BZ-110 oynuyorum. Öyle OP'ydi. Şimdi normal seviyeye getirdiler. Olması gereken şeye getirdiler açıkçası. O zamanlar çok güçlüydü abi. Yani gerek yok o kadar OP'liğe. O kadar şeye gerek yok. Dengeleri bozmaya gerek yok. Şu komedi de bir yakalayamadım ama bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Şu Teosot 1'e ben yardım edeyim diye bu tarafa geldim. Teosot 1'imiz gitti, komedinin yanına orada öldü. Neyse. He bak, bu maç ilginç bir maçtı. Birazcık daha maçtan bahsedeyim. 1'e 2 kaldım. Bir tane canavar var şurada. Abi orası bir tip ya. Tipe bakar mısın? Sen nasıl bir yaratıksın lan? Seni kim yaratmış? Vindikatör. Aldım bu tankı zamanında, biliyor musunuz? Vardı bende. Top hiç eğilmiyor. En boktan özelliği onu hatırlıyorum. Top hiç eğilmiyor ama troll bir tank. Bak vuramıyor hiçbir şekilde. Yani top ne sağa sola dönüyor ne eğiliyor. Hiçbir şey yapamıyor o top. Traktör ya, bildiğin traktör. Çekici kazma. Kar makinesi mi diyorlardı bu tanka ya? Öyle bir muhabbetleri falan vardı bu tankın. Bir tank daha beraber gelmişti. Neydi diğer tankın adı? İki tank aynı anda gelmişti ya. Etkinlik de gelmişti galiba. He yapıştırdı bana burada. Aslında güzel hasarı var ya. Bakmayın bu kadar şey olduğuna. Şu an diğer tanklardan hatırlayamadım da. Diğer tank bundan bir tık daha iyiydi. Namus he değmiyor. Öyle bir küreği var ki önünde he değmiyor. Yalnız bu Black Chris beni burada bayağı bir rahatsız etmeye başladı. Gözüküyorum yani. Çok ince bir şekilde gözüküyorum aslında ama. Şu Vindicator, şu kar makinesini almam lazım. Aldım burada Vindicator'ı. Evet, Black Breeze'le birebir geldik ama abi Black Breeze o kadar tehlikeli bir tank ki, 215B fullline'ini çekersem bahsederim, ciddi tehlikeli bir tank. Yanlış hatırlamıyorsam seviye 7'deki en yüksek DPM'e sahip tank diye hatırlıyorum. Yani aklımda öyle kalmış. Yani ciddi bir DPM var. Şimdi Sazkip'e geçeceğim inşallah. Basmaz. Aynen öyle kal abi. Öyle kal, basma bana. Gelme oğlum, niye geliyorsun ya? Ne güzel burada Sazkip yapıyorduk. Bir tane daha sektirdim. Yani şu an kaç saniyede olduğunu bilmiyorum ama 2.3-2.4 saniyede dolduruyor olabilir şu hızlı doldurmayla beraber. Hiç durmuyor tank, bakar mısınız? Ve sektiremiyorum da. Allah'tan burada alabildik. Yani yoksa ağzıma sıçardı o bilekleriniz benim. Evet, VZ-110'da bu şekilde arkadaşlar. Seviye 8'de dediğim gibi stabil, sıkıntısız, rahatça kasabileceğiniz bir tank. IS-2'den sonra nimet, öyle söyleyeyim ben size. Ve seviye 9'una geldik bundan sonra. Seviye 9'daki tankımızın adı VZ-111-1-4. Bu tank hakkında yorumlarımı baştan belirteyim. Görüşümü anlayın. Güzel abi. Gerçekten güzel.
Yani niye güzel? Bir kere en başta söyleyeyim, alfa hasarı 460. Baştan bir artı buradan yiyor. 460'lık çok güzel bir alfa hasarımız var bir ağır tank için. Ve işin komik tarafı 460 vuran diğer tanklardan daha hızlı dolduruyor. Bu ciddi bir özellik abi. E-75 de aynı alfa hasarına sahip ama E-75'ten neredeyse 1 saniye. 1 saniye değil de 0.6 saniye, 0.7. Daha hızlı dolduran bir tank. Kaç? 12.3'te mi dolduruyordu E-75? Aklımda öyle kalmış 12.3 diye. Yani yarım saniye daha hızlı dolduruyor. Önemli bir değer benim için yani. Bu değerler kağıt üzerinde böyle az gibi gözükebilir ama önemli bir değerler açıkçası. Dediğim gibi yani topunuz zaten seviye 10 topunuz var. 246 mm deliyor. 460 vuran bir ortalama şeyiniz var. Yani topunuz var 460. O alfa hasarımız var. Bu arada vay çok ince bir atış yaptım. Bakın 502. Ben bu 500 vurunca abi ciddi keyif alıyorum yani. Ciddi keyif aldım şu anda. Ve çok zorlama bir atış dolayısıyla yaptım. Denk geldi bir de. Şeyi gayet iyi. 11.8 saniyede dolduruyor. Yani ben daha ilk aldığım zamanlarda hatta niye hey atıyorsun oğlum, heyle beni denemezsin o pozisyonda sentriyim. Aklımda nedense daha yüksek diye kalmış. Bilmiyorum zamanında buff aldım mı almadım mı hiç takip etmedim. Ben diğer hesapta bunu direkt kasmıştım. Daha sonra hiç oynamamıştım, bakmamıştım. Yani 113 çok almak istiyordum. Çok da oynanabilir diye görmemiştim açıkçası. Yani ben aldıktan sonra bu tankı yani şöyle söyleyeyim full line çekerken çok keyif aldım ben bu tankla oynarken. Gerçekten keyif aldım. Bunun haricinde 2.63'lük nişan almamız var. Diğer seviye 8'deki, seviye 9'daki ağır tanklarla aynı. Aslında kağıt üzerinde kötü bir değer değil. Ama kötü diyemeyeceğim. Hop. Aha, az vurdu la burada. Niye az vurdu? 464, yanlış görmesem 464 mu? Yüksek çekmesi lazımdı. Bu tankın H ile skill ile beraber baya bir yüksek çekiyor arkadaşlar. Ah be, sektirir miye düşünmüştüm. Sektiremedim. Bir sen eksiktin T92'ye bir. Nereden fırladın? Yırtık tondan fırlarmış gibi geldi. Hiç piyasada yoktu bu adam ya. Burada mı full çekecektim abi? Az bir saniye. Yok. H attım burada. Delmedi maalesef. T92'ye bir ilginç zırha bir sahip bir tank. Bazen saçma sapan sektiriyor. HM'ye yemiyor falan böyle. Deli ediyor beni. Hop. Kaç vurdum oraya? 575 mi yazdı arkadaşlar? Göremedim de. Skill ile beraber en son vurduğunuzda da yanlış hatırlamıyorsam 575 vuruyordu. Çok güzel bir değer. Devam ediyorum. Top alçalması yok abi. Onda yapacak bir şey yok. Seride genel olarak zaten top alçalmıyor. 5 derecelik. Yani ne bileyim bir 6 olsa tamam. Yani gerçekten daha rahat oynanırdı. Burada top alçalmadan dolayı puan kırabilirim. 5 derece çok kötü bir değer. IS8'in bile mesela 6 derece. Aha IS8 de 5'miş lan. Allah Allah. IS8 6 değil miydi ya? Niye aklımda 6 kalmış? IS8 de aynıymış. Yani. Şimdi puan hemen vermeyeceğim çünkü bir maç daha aldım bu tankla. Çünkü oynarken keyif aldım abi. Çok hoşuma gitti. BZ111-1.4. Maksimum hızımız 50 km. Burada aslında birçok özelliği yine IS8'de aynı yapmışlar. Top özellikleri haricinde. Nişan alması aynı. Top alçalması aynı. Hızı aynı. Yani bildiğiniz gibi IS8'de hızlı bir ağır tank. Bu da aynı şekilde hızlı bir ağır tank. Yani sanki IS8 hızlanması bana biraz daha iyi gibi geldi. Bakalım var mı öyle bir şey. Yani güç ağırlık oranında IS8 biraz daha iyi. Bir de gövde dönme hızı olarak IS8 28 iken bu 24. Flank yemeye müsait bir artan. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Öyle hızlı bir şekilde dönemiyorsunuz. Zaten abisinde de göreceksiniz. En çok yakındığım nokta bunda abisinde o özellik. Birazdan bahsederim. Şu maçı da biraz daha geçelim. Taret sırhımız 230 mm. Gayet güzel bir tareti var. Yine kendi serisinde seviye 8'de de böyleydi zaten. Taretten güzel sektiriyor. Abisinde de bu şekilde. Orada taretten güzel sektiriyor. 120 mm'lik de bir gövde zırhımız var. Gövdeden de ön üst taraftan sektirebilirsiniz. Düz durduğunuz zamanlarda ön üstten de yiyor arkadaşlar. Yemiyor demeyeyim. Öyle IS8 şey gibi. IS8 bildiğiniz gibi o da ön üstten yiyor ama saçma sapan atışlar sektirebiliyor. Beni bilirsiniz. Bundan sonra koyacağım bir tane videoda hafta içi koyacağım yine. Hafta içi maçları taktik teknik biliyorsun da. Bir tane maçta böyle şey IS8'le karşılaştım. Öyle 4-5 tane değil de böyle çok net bir pozisyonlardı. Gideyim IS8'e vurayım oradan devam edeyim diye düşündüm. Gittim sektirdim yine. Artık böyle şey gına geldi IS8'i sektirmekten. Çok normalde şey bir tank. Zırhsız bir tank olmasına rağmen ben inatla IS8'i sektiriyorum. Vurdum amk yazdım ben dedim senin gibi tankı. Kendimi seviyorum orada adama değil. Göreceksiniz bir sonraki videoda. Daha seslendirmedim onu. Neyden bahsediyordum ben ya? Zırh özelliklerinden bahsediyordum. Yani öyle ahım şahım bir zırhı yok ama taret bakımından IS8'den daha iyi zırha sahip. Gövde zırhı da yani benim hoşuma gitti. Kötü bir zırhı yok. Kötü bir zırh var demeyeceğim tank için. Sektiriyor abi yeri geldiğinde sektiriyor. Çok da güvenilecek bir tank değil açıkçası.
Ama bu maçta da vardı galiba. Güzel atışlar sektirdim açıkçası. WZ 111 1-4'e puanım arkadaşlar 10 üzerinden 8 8.5 da verebilirim açıkçası. 9'luk bir tank değil kesinlikle ama 8 de rahatça alır benden. Ben keyif aldım oynarken. Sen ne yapıyorsun lan burada? Taret mi göstereceksin bana? Yani sen taret yanaklarına yiyorsun T28'ci. Defender. Prosar'ın yani çok benziyorlar birbirlerine. T28 aldıktan sonra biraz burada arka taraftaki ağır tankları demişim. Tidlerini zorlayacağım. İnşallah basmazlar. Şimdi H'ye geçtim. Burada yüksek çekiyorum. Şimdi hatırladım abi. İzle. 750. Sen ağır taksın abi. Ağır taksın. 750 vurdum. Yani yanlış görmediysem 750 vurdum. Başkası da vurmadıysa. 533. Yani 750 daha bir katışım ya. 750 vurdum o adama. Ben bir ağır tank olarak gittim 750 vurdum. Yalnız iyi ki gelmezler dedim de. İkisi de bir anda bana öyle hallendi bir anda. Niye bilmiyorum. Bu kadar agresif bir şekilde bana halleneceklerini düşünmemiştim açıkçası. Bak mesela yukarıdan bakan T30'dan sektirdim. Yani bu şanslı bir sektirişti ama sektiriyor işte abi. Kötü zırhı yok bu yüzden. Benim hoşuma gitti. Şimdi burada VT basıyor. Merhaba. VT ben seni görmüyorum mu zannediyorsun? Ben bir tankla kapışırken en az iki tankı daha gözlüyorum her zaman. Bu yüzden MT'yi aldık burada. T30'dan ikinci atışta sektirdim yanlış görmediysem. Ki T30'un delişi abi kaçtı? 258 miydi? Ekleyelim abi. Bakalım T30'un delişine. 276. 276 bir delen tanktan iki tane üst üste sektirdim. Hadi bir tanesi mallı yüzünden olsun da ikinci de sektirdim. Yani örüsten sektirdim zaten böyle. Saçma bir yerime de atmadı açıkçası. Tamam üçüncüyü sektiremeyeceğim diye hatırlıyorum ama sektirdim sonucunda troll bir zırh, boktan bir zırh diyemeyiz açıkçası özellikle. Ben gayet atışlar sektirdim. Bu tankta da yaklaşık bir 5 maç yaptım fullen serisi için. Aslında maçlarımızda da ama keyif aldım lan dedim. Bu kadar güzelken az daha oynayamadım bu tankla. Az daha şey yapayım dedim. Hoşuma gitti. Kesinlikle abi bilmiyorum. IS8 genelde kasanlar hep IS8'i sövmüşlerdir. Ben sövmedim. IS8 top mob hareket kabiliyeti falan güzel bir tank ama daha düz oyuncular için böyle daha yeni oyuncular için daha böyle üst düzey OAM oyuncular için WZ111 1.4 IS8'den daha etkili olacak. Yani bu tankla daha iyi oynayabileceksiniz benim görüşüm. Bu şekilde 10 üzerinden de 8 puanı verdik. 2 maçı da güzel bir şekilde noktaladıktan sonra WZ'ye hoşça kal deyip artık abisinden bahsetmeye başlayabiliriz. Bu maçta da as madalyası gelmiş. 4960. Kaç sektirdim hatırlamıyorum. Maç içerisinde görmüşsünüzdür siz ama iyi de sektirdim bu maç. Evet. WZ111 geçtikten sonra asıl serinin sonu bölüm sonu canavara WZ113 ile beraberiz. Seksi kamuflajımızı taktıktan sonra basın hesabında olduğu için arkadaşlar bildiğiniz gibi gold bedava. Ben de tüm tankların özel kamuflajlarını alarak oynuyorum. Normalde özel kamuflajlara bu kadar para vermem. Zamanında yanlış hatırlamıyorsam ilk ISD vermiştim. Özel bir kamuflajı vardı. İlk tamam, özel kamuflajı ilk ISD gelmiş. Böyle simsiyah yapıyordu tankı. Hatta eski zamanlarda ismini değiştiriyorlardı. Böyle saçmalık olamazdı ya. Karşı tarafta bakıyorsun. STV1'in neydi adı ya? Sinan'la oynuyorduk o zamanlar. Sinan lan yeni tank geldi dedi. Ben de bakıyorum. Allah Allah bu tank ne diyorum. Meğerse tank kamuflajın ismiymiş. Daha sonra da mantıklı olanı yapıp ilk ismini daha sonra kamuflaj adını koydular ama başlarda komple isim değişiyordu. Bakıyoruz lan bu tank ne diyorsun falan. Neyse. Şimdi abi 113'ten bahsedelim. Ben kamuflajdan bahsedelim. ISD'yi almıştım. Dur bahsederiz 113'ten. 3 maç aldım abi az maç almadım. ISD'yi aldıktan sonra aldım bir tane. M48'i aldım. Pitbull kamuflajı aldım. Ona verdim biraz para ama gerçekten çok seksiydi abi. Hak ediyordu ya. Hoşuma gitmişti adam. Burada kendim fazla çıkardım. Dedim şu adamı bir yapayım şuradan. Yani ben sanırım bir uposundan delemez edersin ama muhtemelen taretimi komple çevirdiğim için taretimin yanından deldi. Aslında 113'ün güzel bir zırhı var. Sektiren bir zırhı var. Özellikle karşımda bir SV9 varsa bu kadar rahat delemez. Benim gibi kafanızı öyle komple sağa çevirirseniz deler. Yapmayın böyle şeyler. Şimdi başlayalım abi. İlk maç özelliklerden bahsedelim. Yanına çiftim MK6'yı aldım. Ne kadar premium tank olsa da DPM bakımından falan yakın tank olduğu için onu aldım. 215B'ye aldım. Bir de IS-4 aldım. Tip bakımından biraz daha Rus tanklarını andırıyor. Ne bileyim bir IS-4'ü bir IS-7'yi andırıyor. DPM bakımından da 215B'yi çiftim MK6'yı. Hadi biraz da E5'i andırıyor diyebilirim. E5 almadım gerçi burada. Hepsinin böyle harmanlanmış yani tanka zırh da koymuşlar. Mesela genel böyle genel zırh profili 215B'den de iyi, E5'ten de iyi. Yani
Tamam, ikisinin de E5'in mesela taret bakımından çok güçlü. Kupasını indirdiler dediğimiz gibi. Ön üst gövde zırhı E5'in çok iyi. 215 beynini de mesela kafadan çok sektiriyor. Onun haricinde ön üst tarafında da bir tuval bir zırhı var. Ön üstten de kolay kolay delinmiyor. Ama komple bir tanka bir bütün olarak ele aldığımızda 113'ün zırhı 215 B'den de E5'ten de daha iyi arkadaşlar. Yani komple tankın taret zırhı çok güzel. Ön üst gövde zırhı iyi. Yanlar fena değil. Güzel sersizlik yapabiliyor. Yani bu bakımdan 113'e komple bir zırh vermişler. Bunun haricinde bakıyorsun tankta inanılmaz bir DPM de var abi. DPM benim bildiğiniz gibi benim bu oyunda en çok önem verdiğim şeylerden bir tanesi. En sevdiğim şeylerden bir tanesi diyeyim. 3439'luk bir DPM var. Tank 7.3 saniye dolduruyor. Eğer şey alırsanız, bazı insanlar bu tankı deliş arttırıcıyla oynuyorlar. Ben oynamıyorum abi. Saygı duyuyorum oynayana da. Ben DPM'i dibine kadar kullanmak istediğim için, ki normalde de 255 deliyor zaten normal mermisi. Gerek görmüyorum deliş arttırıcı. Tabii deliş arttırıcı kullandığınız zaman normal mermiyle mesela taret yaraklarından delemeyeceğiniz E100'ü delebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi ben DPM kullanıyorum açıkçası. Yani şey... şeyin neydi onun adı ya? DPM demişim. Yükleme süresi şeyini kullanıyorum. Donanımını kullanıyorum. Bunun haricinde devam edelim özellikleri. Yalnız şu 260... Dur. Şurada var ya. Az önce sidescape yapacağım. Ya, ilginç bir şekilde değerli. Ben muhtemelen fazla açı verdim burada. Yani burada birazcık fazla açı verdim. Yandan değerli değil mi? Yanlış görmüyorsam yandan değerli. Şimdi baktım böyle bir döndürdüm. Baklandım. Nereden delindim acaba? Yani aslında açıyı fazla vermişim ama yine de sektirme ihtimali yüksek bir açı vermişim. Adam çatırt diye derler, helal olsun, yapacak bir şey yok. Az daha dursaydım, yani biraz daha az açı verseydim muhtemelen sektirecekti orada. Devam edelim. İlk maçta 5555. Güzel de 5'leri yakalamışım. 55-55. Ben bilirsiniz böyle uzata uzata okuyorum Samsun olarak. 5555'i yaptık. Devam ediyorum. DPM neydi abi? Bahsedemeden. 3439'luk bir DPM var. Çiftin MK'lı 3166. DPM bakımından en ön plana çıkan tank 215 B'nin 3275. IS-Türk zaten 2636, ondan bahsetmeme gerek yok. IS-Türk ve IS-7 gibi tanklar DPM ile ön plana çıkan tanklar değil. Yani seviye 10'daki en yüksek DPM'e sahip ağır tank. Bir bakayım böyle, yine pek emin konuşmayayım. Başka ne olabilir? Yani burada en fazla E5 araya gelebilir. E5'in de 2849'muş. Aynen. Seviye 10'daki arkadaşlar en yüksek DPM'e sahip tank bu. Ve zırhı da var abi. Yani hem DPM var hem zırh var. Hareket kabiliyeti kötü değil. Maksimum hızımız 50 km arkadaşlar. Mesela çiftliğinden hızlı. Maksimum hız bakımından. 215 B'den hızlı. 215 B 34 yapıyor. IS-4'ten hızlı. E5'ten hızlı. Yani tankı vurdun mu, düz vurdun mu gidiyor. Gelelim en büyük kötü noktasına. En büyük failine. Zaten ilk videosunu çektiğimi de bahsetmiştim. İzleyenler varsa yorumlarda aşinadır. Tank dönmüyor abi. Dönmüyor yani. Öyle söyleyeyim size. Yani ben 215 B'den buradan çok ayrılıyor mesela. 215 B size resmen böyle medium havası veriyor. 215 B'yle size hiçbir medium şey yapamaz. Flatlayamaz abi. Tank öyle çevriliyor mesela. Çiftin MK6 ile de zor şey yaparsınız. Flank yersiniz. Light tanklar falan flanklar da, diğer medium tanklar zor flanklar. Kağıt üzerinde kaçmış abi? 20. Gövde dönme hızı 20. Yani buradan anlıyorsunuz. Şimdi daha net anlayacaksınız. Diğerlerinden bahsedeyim. Çiftliğinin 30. Bu yüzden bahsettim çiftliğine kolay kolay sizi flanklayamazlar diye. Çiftliğinin 30. 215 B'nin 33. Bu yüzden dedim 215 B'yi kimse flanklayamaz diye. 33. IS-4'ün 25. E5'in 25. Yani bakın IS-4 25, ki IS-4 oturaklı yavaş bir tank olarak bilinen bir tank. Yani IS-4'ün 25 iken 113'ün 20. 20. Abi gerçekten dönmüyor sanki. Yani şöyle söyleyeyim. Geçen de kim neyin MK8 ile alakalı video yapmıştım değil mi? Aynen, full line yapmıştım. Flanklayamazsınız demiştim hiçbir ağır tank. Bunu flanklar bak. MK8 bunu flanklar. Yani M48 gibi yavaş bir medium ama 113'ü flanklar. Yani gerçekten böyle 1-2 mediumla beraber kaldığınız zaman kendinizi açık alana vermeyin. Çok dikkatli olun o pozisyonda. Yani gerçekten tank dönmüyor ya. Yani dönmüyor. Böyle dönmeye çalışırken sanki altımda TD kullanıyormuşum havası veriyor böyle bana, ne bileyim. Bir E3 falan kullanıyorum sanki, ya da yak E100 falan kullanıyorum. O havayı veriyor bana. Ama ne abi, yani bir şeyin kötü olması lazım değil mi? Yani illaki bir şeyin kötü olması lazım. Ve bu tankın birçok özelliği iyi.
Yani eyvallah, bir şey demiyorum açıkçası. Herhangi kötü bir yorum yapmayacağım. Yani bir yerden kısmaları lazım da artık yani. Yani zırh vermişler. VPN vermişler. Taret maret kaç derece geliyordu? 6 derece miydi? 6 derece geliyor. Yani yanlış hatırlamıyorum. Normal bir değer. Yani bir Rus tank edecek şimdi yanlışlıkla. Bir Çin serisi için kötü bir değer değil. Normal bir değer. 5 olsa tamam, biraz daha sıkıntı olurdu. Burada paletini aldım böyle çıkamasın diye, ama adam muhtemelen tamir edecek orada. Bizim grille vuramasın diye şey yapmıştım. Yani illa ki arkadaşlar bir şeyin şey olması lazım. 260 mm taret zırhımız var. 120 mm'lik gövde zırhımız var. Gövdenin ön üstünden sektiriyor arkadaşlar. 120'nin düşük olduğuna bakmayın. Açılı bir zırhı var ön üst tarafta. Yani ben çok güzel atışlar sektirdim. Bundan değil. Sen pozisyon mu aldın? 215 mi? Önce seni almam lazım. Sen daha ciddi bir rakipsin benim için. Şimdi 183'e doğru gidebiliriz. Yani açıkçası nazar boncuğu olsun diyorum. Sıkıntı yaratacak mı size? Yeri geldiği zamanlarda özellikle medium tankarla, light tankarla konuşamadım. Uğraşacağınız zamanlarda sizi sıkıntıya uğratacak açıkçası. Ama olacak da, yani bir şey düşük olacak bu tankın da, bu şeye düşük, yapacak bir şey yok. Ben bu tankı böyle sevmeyi öğrendim. Siz de öğrenirsiniz. Tankın artılarına göre eksileri çok az. Öyle söyleyeyim ben size. Ben 113'ten çok keyif alıyorum. Tek başına maç çevirebilecek bir tank. Çok yüksek hasarlar yapabileceğiniz bir tank. Genel olarak hesabınızın ortalama hasarını yükseltebilecek bir tank. Güzel abi, her şeyden var. Ben bu tankı kasmayan kişiye kesinlikle öneriyorum abi. Dediğim gibi sıradan bahsederim ben genelde. Şu zaman kasın, bu zaman kasın diye bahsederim. E4'te de bahsettiğim gibi, E4'te demişim, E'de bahsetmiştim. Neyse, hatırlayamadım şimdi. Herhangi bir zaman yok. İstediğiniz zaman kasabilirsiniz açıkçası. Sonucunda zırhlı bir tanksınız. Yani şu anda istiyorsanız önce IS-4'ü, IS-7'yi kasın demeyeceğim. 113'te başta kasılabilecek tanklardan bir tanesi. Tabii ilk sıraya koymam ama ondan sonra gelir açıkçası. Başka bahsedeceğim bir şey var mı? Yok gibi abi. Genel olarak özellikleri bu. Son maça gelelim. Şu tankı şeyleri bırakayım. Serisinde dediğim gibi, bahsettiğim gibi IS-2 gerçekten çok zayıf halka. Ama bunun haricinde gerçi seviye 5'i de zayıf halka, ama seviye 5 sonucunda 15 maç yapsan seviye 6'yı atlıyorsun zaten. O yüzden onu zayıf halka olarak almayacağım. Kolay bir şekilde geçersiniz. IS-2'de sıkıntı yaşayacaksınız abi. Baktım bu arada kimse yukarı çıkmıyor. Maalesef sevmeyerek de aşağıdan gitmek durumundayım burada. Bak şu kamuflajı, bir de paletlerini de aynı renk yapmışlar. He. Paletleri de kahverengi yapmışlar. İnanılmaz yakışıklı duruyor tank ya. Gerçekten böyle çok şey duruyor. Ateş ediyor derler ya, öyle duruyor tank gerçekten. Yakışıklı bir tank. Bir anda gördüğünüz gibi 50 km'ye falan çıktım. Ama döneceğim ya, dönemiyor bak. Düz o anda bile zor dönüyor tank. Troll ya, tam troll bir tank. Kasın abi. 113 kasın. Zevkli. 113 çok zevkli. Yani 7.3'te doldurup 420 vuruyorsunuz. 420 değil mi? Dur lan, kafam kapıldı. 420 diye aklımda kalmış. Aynen 420. Mesela 215 B ile çift MK6 400 vuruyorken bu tankın ortalama hasarı 420 abi. Ve onlardan daha hızlı dolduruyor yani. Daha ne olsun. Side scape inanılmaz avantajlı, aklınızda olsun. Tabi az önceki pozisyonda avantajlı değil abi. Yukarıdan bakan, ebesinin nikahından bakan adama side scape yapmayın çatıt diye ön üstten deler sizi yani, aklınızda olsun. Orada ben bir side scape'e geçtim. Sonra dedim lan, dedim Güneş ne yapıyorsun, adam ebesinin nikahında Ağrı Dağı'na çıkmış. Orada senin side scape yapma şansın mı var çatıt diye deler, bir de E4 adam yani. Neyse, bana atmadı zaten orada ama. Yani aklınızda olsun, biriyle side scape yapıyorsanız aynı açıdayken yapın böyle. Adam ebesinin nikahındayken gidip ona yan göstermeyin. Deler yani bir şekilde. Şimdi burada bizimkiler üste girdi. Ben de burada pozisyon aldım. Yani bir şekilde dedim burayı koruyayım. Bir şeyler yapmaya çalışayım. Yani alt taraftan gitmeyi sevmiyorum bildiğiniz gibi. E4'ü aldıktan sonra şurada bir pozisyon alayım dedim. Çünkü bunlar bizimkiler üstüne geçirdiği için bu adama muhtemelen ileri gitmeye çalışacak diye plan yaptım kafamda. Adamlar ileri gitmedi yalnız. Adamlar orada meğerse görüyorlar herhalde. O yüzden oradan atmaya karar verdiler. Ben dedim burada ne yapsam ne etsem derken arkadan bir tane E5 geldi. Şurada bana mı bakıyor? Bana bakıyormuş. Yani yakalandık. 525'i vurduk burada. Skill sebebiyle maksimum hasarı bununla 525. Yani 3 tane attıktan sonra 4. de 525'i vurabiliyorsunuz. Her seferinde değil tabii ki de. Şimdi biraz da kendimi geri plan attım. Çünkü şu ortadan gelenler var. Bir tane sektirdik burada T92'ye birden. Şu E5 birazdan ölecek. Kendimi biraz daha korunaklı bir pozisyona çekmem lazım.
Ama çok da geriye atmayacağım kendimi çünkü bizimkiler üstü ele geçiriyor. Bir tık daha burada kalacağım, önde kalacağım. H'yi vurdum burada. Muhteşem, mükemmel hasarım. 171 yaptım. Yani şurada fazla vuracağım diye hep H atıp az vurmaktan artık gına geldi. Yine bak, yine aynısını yapıyorum. Lan bir hata yapıyorsun. İkincisini niye yapıyorsun be güneş derken 183 geçirdi kafasına. Adamın kafasına indirdi oradan. Kanki dedi senin düşük çekmen önemli değil. Ben varım arkada dedi. Sen bir çık oradan dedi. Sonra kafasına geçirdi. Burada maç 3-3 durumuna geldi. Ben E5'i arkaladım burada. Çünkü o üstü sıfırlama niyetinde. Benle şimdi ilgilenmiyor. Üstü sıfırladı artık. Şu an adam var. 4-3'te 4-4 yaptık. Oo, bir de IS-4 varmış karşımda. Sen nereden çıktın? Bak güzel bir sektirdim burada. Şimdi E5 arkama mı geçecek? Şu IS-4 yemeye devam ediyor ama çok arada kaldım. Yani çok arada kaldım. Bir tane E5'e vurdum. Bir tane sektirdim. İki tane sektirdim. Bakın abi güzel sektiriyor işte. 215 bir olsam muhtemelen bunun ikisini de yemiştim. Şimdi kendimi ön tarafa attım. Biraz aradan çekiyorum ki bizim arkadakiler bu adamları görsün diye. IS-4'ün basabileceğini düşünmüyorum orada. Çünkü bizimkiler arkadan snipe yapıyor bir yandan da. Şu T92-1'e bir çekeyim. 4800 hasara geldik. 1870 sektirdim. Bununla beraber 2430 sektirdim. Sektiriyor yani abicim tank. Güzel de sektiriyor. Şununla beraber 2830. Az önce de 2830 değil miydi ya? Sanki 3-5 çıkmam lazım da. Yani burada geldi. Maçı aldık. Güzel savunma yaptım. Güzel hasar yaptım. Tank her şeye geliyor arkadaşlar. Alın abi. 113 alın. Kesinlikle düşünmeyin yani. Şunu mu kassam bunu mu kassam demeyin. 113'ü alın. Ya oğlum bir kıçını oynatmayın. Oyna gerisini. Gittim sektirdim arkasından ya. Öyle bir kıvırıyor ki öyle. Sanki şey yapıyor. Neydi kızlar o dansı yapar ya. Twerk yapıyor sanki. Gittim sektirdim ben de arkasından. Neyse abi. Videonun sonuna geldik. 113'ü de puanım. 10 üzerinden 9. 8.5-9 arasında kaldım ama 9 dedim. Evet millet. Görüşmek üzere.